Merhabalar. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. DS-160 formunda Amerika'da kontak kişi ya da organizasyonunuz var mı diye soru vardı. Hayır deyince soruyu geçemiyorduk. Mecburen tanıdık ismi verdik. Sakıncası var mı? Çünkü o kişiyi çok tanımıyoruz. Bize onunla ilgili ne sorarlar diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi ben tabii bu takipçimiz birkaç soruyla geliyor şu an. Farkındayım, o bölümü açmak istiyor. Şunu tavsiye edebilirim size. Şimdi öncelikle buradaki önemli olan nokta şu. İlla sizin Amerika'da birini tanımış olmanız gerekmiyor. Fakat eğer siz hiçbir tanıdığınız yoksa ve Amerika'ya geliyorsanız o zaman siz şunu yapmanız gerekecek. Eğer nerede kalacaksınız örnek veriyorum. Eğer gelip bir otelde kalacaksanız o zaman oteli gösterebilirsiniz kontak yeri ya da bölgesi olarak. Dolayısıyla illa bunun bir kişi olması gerekmiyor. Sadece burada belirtilmek istenen eğer birini tanıyorsanız onu bize bildirin diyorlar. Bunu tanımıyorsanız da ve sizin seyahat planınız içinde o zaman bir otelde kalacaksanız bunu belirtebilirsiniz. Yoksa tanımadığınız bir kişiyi tabii belirtmenize fayda olduğunu ben de düşünmüyorum. Dolayısıyla size tavsiyem önemli olan nokta eğer bir arkadaşınızın arkadaşıysa belirtebilirsiniz bu kişiyi. Yoksa kalacağınız yer ya da o yerin sahibi ya da bir otelse otelin bilgilerini kalacağınız kontak yeri olarak belirtmenizde fayda var. Sonuçta buraya geliyor olacaksınız ve kalıyor olacaksınız. Hani bunu belirtmenize bir engel görmüyorum.